Samsun Valiliği'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Karayolları ve Trafik Haftası etkinliğinde Vali Doçent Doktor Zülkif Dağlı'nın o sözleri hem sürücü hem de yayaların yaşadıkları sorunun çözümünde en etkili ifadeydi. Dağlı, kurallara uyulması ve saygılı davranılması vurgusunu boşuna yapmadı. Trafikte yaşanan ve bazen istenmeyen olaylara neden olan sorunların çoğu böylece ortadan kalkabilirdi. 7 Mayıs tarihindeki köşe yazımda, saygı olan yerde başlığıyla bu konuya değinmiştim. Araçların gelişi güzel park edilmesinden yayalara yol verilmesine, sürücülerin trafik akışı içinde kurallar çerçevesinde davranmasından diğer araç kullananların haklarına saygılı olmasına, hastane, huzurevi ve okul çevresinde klakson çalınmasından yol ortasında araçlarıyla durup, arkadaş sohbeti yapılmasına, can kurtaran, itfaiye, polis ve jandarma araçlarının geçişleri için yol açılmasından araçlardan çöp ve izmarit atılmasına kadar pek çok alanda hassasiyet gösterildiğinde, sürücüler ile yayalar arasında gereksiz tartışmaların yaşanması söz konusu olabilir mi? Bu ihlallere aynı zamanda para cezaları var ve miktarları da hiç az değil. Vali Dağlı'nın bu sorunların çözümü için kullandığı sihirli sözcük, o yüzden saygıdır. Saygının olduğu yerde haksızlıktan söz etmek de mümkün değildir. Samsun'da sürücüler arasında yaşanan tartışmalar ve hatta ileri boyuta taşınan olayların temelinde de maalesef, kural ihlalleriyle ortaya çıkan saygısızlıklar vardır. Ben de benzer şeylere tanık oldum. Bir keresinde, yolun ortasına aracını çekmiş, arkadaşıyla sohbet eden bir sürücü, arkada bekleşenlerin korna çalarak uyarıda bulunmalarına kafasını camdan çıkarıp, "Patladın mı?" diye cevap vermişti. O sürücüye, "Kardeşim adamlar haklı," diye seslendiğimde, "Sana ne oluyor?" demedi mi? Ne yapsaydım, kavga mı etseydim? Haydi diyelim, tartıştık. Sonra bir takım insanlar, bu davranışın bana hiç yakışmadığını söylemezler miydi? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali. Çekip gittik elbette. O sinirli aracın plakasını da almayı aklıma getirememiştim. Bu davranış biçimi saygısızlık değil de nedir? Vali Doçent Doktor Dağlı'nın vurguladığı gibi, meselenin özü saygıdadır. Sadece trafikte değil, her alanda saygılı davranmak, hakkın teslimidir. Bilmem anlatabildim mi?